Oyuncu olarak herhalde sana ilk sorulabilecek sorulardan biri. Biraz sıkıcı da olsa senin için ama bu hepimizin ihtiyacı cevabını duymak. Bir karakterin gözünden hayata nasıl bakılır? Sen birçok karakter oynadın. Birlikte bir sürü iş yaptık. Harika bir oyuncusun. Bir karakterin gözünden nasıl bakılır hayata? Ben şey diye düşünüyorum ya yani ne kadar çok görebiliyorsan hayat yani hem aslında empatiyle çok alakalı hep bu şeyi düşünüyorum yani. Aslında tam bir empati Evet. şeyi değil mi? Yani Temrini. bir yerde düşen bir insanı gördüğünde hissettiğiniz yani ne kadar görebiliyorsanız o kadar çok empati kurabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ne kadar çok yani çünkü bir açıdan bakmak değil her şeyi hissetmek ve bence çok zor bir şey bir taraftan. Bu kadar da empati kurmak zorunda mıyız gibi bir tarafı da var. Ama ne kadar çok görürsen hayata karakter olarak o kadar bakarsın gibi bir inancım var benim. Ben oynadığım karakterler üstünden bakmayı da kastediyorum bir parça. Mesela İsmail abinin gözünden bakmak Ha. hayata. Onun gözünden bakmak çok eğlenceli, çok. Onunla. Önce onun kim ne kadar sana benzediğine filan da bir bakıyorsun herhalde değil mi? Benziyor benziyor çünkü bazen de hiç Evet, bazen benziyor benzemeyebilir. ama Çünkü ben hiç öyle bir şey gerekmez yani hiç benzemeyen şeyleri de oynuyoruz kendimize. evet orada birazcık yani öyle bir şansımız da oldu. Böyle birazcık beraber yürüdük, karakterleri beraber yarattığımız için Geliştirmek değil mi geliştirmek karakteri? birazcık aslında ilk defa öyle bir şansım oldu. Birazcık böyle hayalini kurduğum ama yapamadığım, öyle insan olmak için çalıştığım ama o kadar onun kadar umutlu olamadığım, onun kadar iyi olamadığım. Yani bir süper kahraman gibi bir şey. Olmak isteyip olamadığım adamı Ama şunda herhalde hemfikiriz. Koşup kireç burnundan denize balıklama atlayamaz değil mi Serkan evet. Keskin kolay kolay? Ama bunu Ama İsmail abi yapıyor evet ya da galiba. işte o pullu Evet. ceketleriyle herhangi bir yerde gezemez ama işte beraber bazen Göğsünü gere gere gezer değil mi kahve içmeye İsmail? de gidiyoruz, yemek yemeye de gidiyoruz set dışında. Daha derin şeyleri var mı? Mesela yani gönül rahatlığıyla sokakta deli olabilmek, Evet. taşkın olabilmek büyük lüks değil mi? Yani Bir mesela tür şöyle rehabilitasyon faaliyeti gibi oyuncu için yani imkanı yani. şeyi var mesela en belirgin mesela bir umut durumu var yani. O kadar umutlu olabiliyor muyum ben hayata Ha. karşı diyorum ama mesela Neye dayanarak o kadar umutlu hiç olayım? gelmeyeceğini bildiği bir şeyin hala geleceğini beklemesi yani onu beklemesi ve umut etmesi mesela benim Serkan olarak bu karakterle ilgili en böyle hoşuma giden şey yani umudu bir sürü insana ya da bana umudu bu kadar anlatabilmek, umudun beklemenin ne kadar zor ama ne kadar imkansız da Mümkün mümkün de ama olabildiğini. mümkün de Evet. olabildiğini. Çünkü karakterin bir şekilde sana sunulmuş bir motivasyonu var. Öteki tarafta motivasyonu kendimiz bulmak zorundayız ya. Evet. Karakterde biraz daha kolay oluyor, değil mi? Evet, süper kahraman gibi.